Zaman çok önemli. Zaman pek çok şeyin ilacı. Gizler, ihanetler, yalanlar, manipülasyonlar zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Şimdi de 2018 seçimlerine gidelim. İddianın sahibi, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ümit Hoca şunu söylüyor biliyor musunuz? Meral Akşener geldi, beni dinlenemeyen, ses geçirmez bir odaya götürdü. Beyefendiyi yeniden cumhurbaşkanı yapmamız gerekiyor. Bana soru sorma, onu seçmemiz lazım dedi diyor. Meral Akşener, Meral Hanım, Türkiye'ye çok çok tek değil açıklama borçlusunuz. Ankara'da dedi, buluştuk. Beni seçimlere bir ay var. Dinlenemeyen odaya götürdü ve orada bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi. Seçimden bir ay önce. Yani Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi. Sen ne diyorsun ya dedi. Hocam dedi, olan bu. Ben bunu dedi seçimden sonra büyük kulüpte söyledim. Ertesi gün Meral Hanım beni uyardı dedi. Onun için siz bunu söylerseniz, benim adımı verirseniz kamuoyunun önünde, ben inkar ederim. Şimdi Meral Hanım bir ay önceden 2018'de Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmiş zaten. Bizim haberimiz yok. Buradan çıkan sonuç bu. Ben bunu 3 defa televizyonlarda anlattım. Hiçbir yalanlama gelmedi. Şimdi hiç mi gelmedi? Gelmedi. Şimdi 4. kez anlatıyor. Madalya metalden değil terden yapılır. Dünya arenasına çıkıyorsanız, olimpiyatlarda mücadele edecekseniz, torpille federasyonları dizayn ettiyseniz, sporcular başımız gözümüz üstüne, onlar bizim kıymetlimiz. Ama bu sistemsizlikte, bu liyakatsizlikte, bu beceriksizlikte bu mağlubiyet kaçınılmazdı. Bir ülke, 85 milyonluk Türkiye olimpiyatlardaki hezimeti konuşuyor. Geçen hafta yayını yapmıştım. Bir altın aranıyor diye. Müthiş ilgi göstermiştiniz. O zaman etiketimizin eşliğinde dökülüyoruz diyelim mi? Diyelim. Malumun ilamı. Ne bekliyorduk ki? Kendime de şaşırıyorum ama şaşırma duygumu kaybetmek istemiyorum. Ülke her alanda tel tel dökülüyor. Adaletin nasıl ki ekonomin nasıl olsun? Sanatın ne durumdaki sporun nasıl olsun? Milli eğitimin ne durumdaki sokaktaki huzurun nasıl olsun? Olimpiyatlar tam anlamıyla turlu sol kağıdı. Şu cümlenin ağırlığını hisseder misiniz? Yerli ve milli iktidar döneminde 40 yıl sonra ilk kez bir olimpiyatta İstiklal Marşımızı ne dinledik ne de dünyaya dinletebildik. 206 ülke katılmış. Ben 204 biliyordum. 2 artı 64. olduk. Tarafsızlar, ülkesi olmayan, sınır dışı edilenler. Onlar bir takım. Saint Lucia, hiç duydunuz mu? Saint Lucia diye bir ülke ve tarafsızlar takımı bile Türkiye'yi geçti. Tarih çoğu insana ironik ders verir. Ne dedi sağ kesim? Ne dedi ağırlıklı olarak sağ siyaset? İsmet İnönü'yü başarısızlıkla suçladı. Ta Kurtuluş Savaşı, Lozan, CHP liderliği İsmet İnönü'ye olmadık hakaretleri ettiler. Gelinen noktanın ironik haline bakar mısınız? Bugün harika özetlemiş, sabahleyin muhteşem bir anlatım. Yılmaz Özdil bunu vurgulamış, iktibas ettim. En başarılı olduğumuz olimpiyat hangi olimpiyat? 1948 Londra Olimpiyatları. Cumhurbaşkanı kim? Sağ kesimin alabildiğine hakaret ettiği Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz. Toplam 12 madalyayla ilk 10'a girmişiz. Dünya Savaşı sonrası ülke sayısı az ama çok büyük ironi var. Buyurun, en başarısız olimpiyat ne zaman? Yıl 2024. Paris Olimpiyatları. Cumhurbaşkanı Erdoğan. 3 gümüş, 5 bronz. Toplam 8 madalya. Sıralama 64.lük. Diyecek hiçbir şey yok. Tarihin ironisi işte. Peki, bakan bak. Aşkın Osman bak. Osman aşkın bak ya da. Soyad da ne kadar ironik değil mi? Bakan sadece bakıyor zaten. İmkanları doğru ve verimli kullanmayan federasyonlardan
hesap soracağız. Bugün açıklama yaptı. Hükümet de tutuşmuş durumda bu büyük başarısızlığın ardından. Bakan bak bakarken ben de onun gözlerinin içine baka baka, bakan baka şu soruları sorayım isterseniz. Bir, bütün başarı betondan tesis yapmak mıdır? Betondan tesis yapmak başarı için yeterli midir? Söylesenize Bakan Bey, bakıyorsunuz. Peki, futbol sezonu başladı. Dün izliyorum, maçlara bakıyorum. Devasa stadyumlar, pek bir şık ve büyük, içinde seyirci yok. Doğru, adalet sarayları var. Çok büyük, geniş, lüks, beton. İçinde adalet var mı? Sporcu yetiştirmek için hangi sistemi kurdunuz Bakan Bey? Söyler misiniz? Olimpik ruhu diri tutmak için. Ya takım sporları? Son Avrupa şampiyonu futbolda kim oldu? İspanya. Hocasını tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Ama U17, 17 yaş altı takımı, U19, ardından milli takım. Aynı jenerasyonu almış, kucaklamış, getirmiş ve tüm süreçte tek bir antrenör sonunda, evet, Avrupa şampiyonu oldu. Hangi sistemi kurduğunuzda hesap soruyorsunuz? Federasyon listeleri Beştepe'de yapıldı Cumhurbaşkanlığında. Bu iddialar doğru mu? Halterden güreşe, futboldan atıcılığa, ne derseniz deyin. Yani torpil mi konuştu? Liyakat yerine bizim adamlarımız kazansın, federasyonu bizim adamlarımız yönetsin dediniz mi, demediniz mi? Bu gerçeklik mi değil mi Sayın Bakan Bey? Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iddialara göre bütçesinin ağırlıklı kısmı cemaatlere, tarikatlara rant olarak pompalandığı iddiasına ne diyorsunuz Bakan Bey? Peki, federasyonlardan hesap soracağız. Bu kadar imkan verdik, başaramadılar diyorsunuz. Bakan olarak siz istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Murat, devam.